Son zamanlarda tır ve kamyonların karıştığı ölümcül kazaların sayısı arttı. Özellikle bu araçlara arkadan çarpanların bulunduğu araçlarda ne yazık ki çok kişi hayatını kaybetti. Oysa tır ve kamyonların arkasına takılabilecek darbe önleyici bir tamponla ölümcül kazaları önlemek mümkün. Ama bunu yapan çok az, çünkü bu da bir masraf. Kazalardaki ölümlerin en büyük sebebinin bu mekanizmanın Aynen öyle. Son günlerde peş peşe yaşanan ölümlü tır kazalarının sebebi işte bu tamponun sökülmesi. Biz bu şekilde teslim ediyoruz. Ama bu araç bu kapıdan çıktıktan sonra denetim ya da takip etme şansım yok. Son olarak 25 yaşındaki Doktor Rümeysa Berin Şen aracıyla tırın altına girerek hayatını kaybetti. Feci kazada ne emniyet kemeri ne de açılan hava yastığı genç doktoru koruyabildi. Bunda tampon darbe sönümleyici mi bu? Yok, bu normal. Hep neleri kaldırmışsınız? Sıtmayı kullanmıyoruz ki. Oysa tır ve kamyonlar aslında darbe sönümleyici tamponla üretiliyor. Ancak firmalar biraz daha fazla kazanabilmek için insan hayatıyla oynuyor. Mevzuata göre bütün kamyon ve tırlarda işte bu darbe sönümleyici tamponla stepnelerin olması gerekiyor. Ancak bazı kullanıcılar daha fazla yük taşıyabilmek için bu sistemi söktürüyor ve ardından tırın altında tam 2,5 metrelik ne yazık ki bir ölüm boşluğu oluşuyor. Ağır nakliye çalışanlar yapıyor. Darbe sönümleyici tamponun nasıl hayat kurtardığına gelin birlikte bakalım. İlk kazada darbe önleyici tampon yok. Bu nedenle araç hızla geliyor ve sürücü koltuğuna kadar ne yazık ki tırın altına giriyor. Oysa başka bir kazada darbe önleyici tampon var. Bu kazada da çarpma anında o tampon aracın hızını kesiyor ve bu nedenle de o aracın tırın altına girmesini böyle önlüyor. Kendileri de çıkartabilir, çok rahat. Bir sıkıntı yok yani, topu topu 8 yıl atar. İşte bakın, stepneleri sökülmüş, çelikten darbe sönümleyici tamponu çıkarılmış. Onun yerine farlarını ve uyarı işaretlerini gösteren bir mekanizma yapılmış. Tehlike saçan bu tırların sayısıysa trafikte hiç de az değil. Eğer bir trafik kazasında aracın arkada tamponu yok ise de buna bir sürücü arkadan vurmuş ise, bu şoföre, aracın sahibine bir suç getirmektedir.